Tabi burası kadim bir şehir. Geçmiş ecdadımızın yaşadığı bir şehir. Burada önce Selçuklular, tabi Selçukluların farklı boyları, sonra Osmanlı, sonra da Cumhuriyet'te bulunmuş kadim bir şehrimiz. Biz hep Erzurum'u tarif ederken Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehir olarak hep telakki ederiz. Atatürk'ün işte İstanbul'dan Samsun'a, Samsun'dan Amasya'ya, Amasya'dan sonra gelip uğradığı ve uzun süre kaldığı, burada toplanan müdafaa hukuk cemiyetlerini Atatürk'e kucak açtığını, hatta bir müdafaa hukuk cemiyeti o toplanan kongrelerinin istifa edip Atatürk'ü o kongre delegesi yaptıkları, arkasından başkan seçtikleri ve 57 gün, 53 gün üzerinde kaldığı bir şehir. Edildiği, ülkemizin her tarafı farklı farklı devletler tarafından işgale uğradığı böyle bir dönemde hakikaten burada güzel kararlar alınıyor. Atatürk'e kucak açılıyor. Şehrin ilk son meclisi meclisana burada milletvekili seçiliyor Atatürk. Bakın son yani Osmanlı meclisi İstanbul'daki meclise burada meclis seçiliyor ve gönderiliyor. Yani bizim benim odamda Atatürk'ün böyle bir şeyi var. Ve o gün alınan kararlar da Cumhuriyet'in kurulmasına vesile oluyor. Şartlarda çok büyük mücadeleler veriyor. Allah hepsine razı olsun. Mekanları cennet olsun. Şehrimiz hakikaten bir kış şehri. Biz de geçmişte çok daha fazla karlar yağardı. Ben de çocukluğumda hatırlıyorum. Ben sonra 6-7 yaşından sonra İstanbul'da büyüdüm. Ama onlar hep o çocukluk yıllarında 1,5-2 metre, 3 metre kar. Şimdi artık o kışlar artık azaldı. Burada 3-4 ay, bu sene biraz epey kış etti. Ama bizim sokaklarımız, caddelerimiz kapanmaz. Karlığa yağmadan ekiplerimiz vardır. Şehrin ta en uçra köyünden merkezlere kadar her tarafı, yolları anında açılır. İki dönem parlamentoda milletvekili olarak bulundum. İki dönemde burada belediye başkanı olarak devam ediyorum. Paradan buradan hiç sıkıntımız yok. Hamdolsun. Bol hizmet yapıyoruz. Biz de hizmet yapıyoruz. Ya paramız yok, bulumuz yok. Kardeşim bunu da yapamayızın diye bir şeyimiz yok. Biz diyoruz ki proje varsa para da var. Bizi Kocaeli'den Erzurum'a geliş sebebimiz şudur. Biz Erzurum şartlıyız. İzmit'te doğmuyoruz. Sizler gibi yani sizin gibi o mümkün değil de saydıklarınızın çoğunu birçok fazla biliyoruz. Daha anlasa birkaç ülkede onu da biliyoruz. Ayrıca bir Erzurumlu Sultan Alparslan'ın bir torunu olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde bir olarak teşekkür ediyorum. Çalışmalarını tebrik ediyorum. Gezdik. 3-4 gündür geziyoruz. Aşkale'den başladık. Aşkale batı kapımız, giriş kapımız. Ahmet Başkanımızla görüştük. Sağ olsun hep sonuç karşılarız. Ankara, Narman, Tortum, Uzundere, Oltu Belediye Başkanı. Şimdi öğlene çat edeceğiz. Orada arkadaşlar belediye başkanı bekliyor. Biz de size teşekkür ediyoruz çalışmalarından dolayı. Özverili, yürekten. Sizin Erzurum'daki isminiz Kocaeli'de de her gün gündemde Erzurum'un çevresini değiştirdiğinizi biz de yakinen biliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizim de geliş amacımız Erzurum'a, özellikle basınla gelme amacımız. Yani bir Erzurumlu, bir vatandaş olarak Erzurum'a ne getirebiliriz? Kadim şehrimize. Sağ olun. Biz de ayrıca teşekkür, kabul edin. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizim Cemiyet Başkanımız, Galata Cemiyet Başkanımız Cemal Bey de bizi kırmadı. Diğer arkadaşlar 16 tane. Onlar da hepsi bireysel gazeteci Kocaeli yöresinde. Bize destek verdiler. Biz de Erzurum'umuzu bir nebze vakıf olarak, basın olarak manevi bir destek olsun diye böyle bir gezi düzenledik. Kültür gezisi koyduk adını. Tarih gezisi koyduk. Tarih yerlerine girdik. Projelerinizi izlerken de zevkten izledim. Büyük bir keyif aldım. Siyaset üstü bir insansınız.
Gerçekten ülkemizin böyle çalışkan belediye başkanlarımıza ihtiyacı var. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti de Türkiye'nin birinci sırasında yer alan bir cemiyetimiz. Sizin bölgenizden, Gebze'den de 5 arkadaş şu anda bizle beraber geldi. 16 gazeteci olarak geldik buraya. Hepsi birbirinden değerli gazete sahipleri ve gazetede görev yapan internet sitesi sahipleri var. Erzurumlar Vakfı Başkanı Ahmet Önal'ın bize Erzurum'u görmek ister misiniz dediği zaman büyük bir heyecanla tabii ki dedik. Onlarla beraber bu kültür gezimize katıldık. 3 gündür buradayız. Gerçekten güzel bir bölge. Coğrafi yönden bize ibret edilecek sıcaklık, doğanın gerçekten güzel yüzünü gördük. Yaptığınız projeleri biz yerinde inceledik. Ben arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum. Tamam. Bize toplu yönetimle fısık yiyelim. Tam sermiş. Yakın bir sesle başkanım.